Arkadaşlar dersime çalışarak geldim, onu söyleyeyim. Bak 14 sayfa bitmeden gitmiyorsunuz. 14 sayfa, Ahmet hoş geldin. Evet, çok şükür. Ama gelmeyeli kaç sene oldu? 1-2 sene var değil mi? Fazla. Korona meselesinden sonra hiç gelmedik değil mi? Allah. İnşallah ama şeyi yap, özetliyor insan, biliyor musun? Bu konuda işe yaradı ya. Hazreti Korona nereleri kapattı? Nerelere kafayı yedi? Evet. 100 sene ben hizmet etsem oraları ben kapatamazdım. Her şeyde bir hayır vardır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet-i imaniyede kayım sayım naim eylesin. Hizmet-i imaniyeden hasıl olan iştiraka amal-i uhreviyede hissemizi ziyade eylesin. Evladı, iyalimizi, çoluk çocuğumuzu İslam'a ve Kur'an'a hadim eylesin. Sufyan ve şeddatların sistemlerinden, rejimlerinden, ahlaklarından, sıfatlarına hıfz-ı emin eylesin. Ya Hafız-ı Zülcelal. Şimdi arkadaşlar, öyle acayip bir zamandayız ki, böyle hakla batılın birbirine karıştığı bir zamanda, neyin ne olduğunu, nereye göre ne olduğunu bilinmez olmuş. Bu konuda hizmet eden nur talebeleri de hakikaten olmazsa çok zor ya. İstikameti bulmak hakikaten çok zor. Yani ne, nereye göre nedir yani? Nasıl bileceğiz bunun doğru olduğunu? Ne olduğunu nereden bileceğiz? İşte bu uzun o korona döneminde bana özel çalışmalarımdan bir tanesi de şu oldu Risale'nin. Süreç var ya böyle süreç. Bir sürü noktayı nazarlar var. Bakış tarzları var. Hangisini nereye çıktığı, nereye isabet ettiğini, ettiğini de bilemezsin. Bilemiyorsun. Bundan bu içeride olmakta şunu aldım layıkalarda. Süreçten sonuca değil, sonuçtan süreci takip ediyorsun ve rahat ediyorsun. Kimin ne yaptığını da ayna gibi görüyorsun. Siyasi olarak piyasada sonuçtan sürece bakıyorsun. Sonuç nedir? Risale-i Nur'daki değişmez prensipler, verilen haberler, ifade edilen mevzular. O sonuçtan bu olacak. Mesela diyelim ki ümitsizliğe hiç yer olmadı nedir? Kafirler istemese de İttihat İslam olacak. Cemail-i Mutefika İslam olacak. İslam birliğinden önce, yani İslam deyince böyle Arap dünyası, hep aklımız oraya giriyor birliği. Hayır, ondan önce Asya birliği olacak. Asya birliği. Bu Çin'de dahil. Medyadaki haberlere şey yapmayın. Çoğusunu kendileri senaryoda yapmışlar. Mesela uzaya gittiler diye adam en sonunda ölmeden önce itiraf etti. Biz diyor, stüdyoda yaptık diyor. O aya inme falan. Hepsi yalan ya. Kendisi ifade etti ya. İtiraf etti, dayanamıyor. Hani bayrak oynuyor ya, ayda bayrak oynuyor. Oysa rüzgar mı var ki bayrak? Ha? 69'da Temmuz. Kendisi videosu da çıktı, resmi de çıktı. Orada nasıl yapıldı? Sahte. İşte böyle dönemlerde niye bunları anlatıyorum? Ateizmle birbirine karıştığı dönemlerde keskin bir dürbün ve bataklıklarda iyi, emin basabileceğimiz basamaklar, nokta istinatlar, laikalar. Tutunursan istikamet bulursun. İstikameti kalırsın. Laikalara tutulmasan imani mevzularla giremez. Onun hukuku farklı, bunun hukuku farklı. Tren ayrıdır. Kaliteli dayı olsa rayın olması gidemez. Laikalar ray gidiyor. İman esasları da tren gidiyor. Şimdi ben laikalardan çıkarttığım cümleleri kısa bir zamanda çok şey okumak. Keskin dürbün sonuçtan süreci yönetmek adına okuyorum cümleleri. İzahını istediğiniz varsa orada dururum. Ama fazla durdurmasanız 14 sayfa okuma fırsatı olur. Şimdi ben bu saatten sonra saati buraya mi koydum? 45 ve 50 dakika 9.30'dan sonra sayacağım. Tabii bu arada yani sakın işi olan çıkmak isteyen olursa rotus anlamına değil, istediğin zaman istediğin şekilde çıkabilirsiniz, yapabilirsiniz. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Menfi tarafgirlik yapmamak. Nefsin tarafgirliğini karıştırmamak olaylarda. Nefsin tarafgirliğini karıştırmak. Siyaset tarafgirliklerine kapılmamak. Zalimlere taraftar olmamak. Müsaadenle anla cümleler. Garip garip sakın şey yapmayın. Başka bir şeyden anlamam çünkü.
İslam dünyasında ve Müslümanlar mabeyninde garazkârane tarafgirlikler şiddetle yasaklanırken Müslümanların İslam tarafgirliği de emredilerek tergip edilmiştir. Bunlara ait vecize, mabeyninizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Çuallar 498. Kaynak söylemeyeyim uzamasın diye. Mabeyninizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet. Ne meziyetin olursa olsun. Anlamayı cihan olsa bizim en son ve en kemal vasfımız uhuvvet olacak. O hizmeti değil. Ne yaparsan yap. Uhuvveti korudun mu o edip. Taşların çimentosu. Uhuvvet. Yani hesapsız, karşılıksız, şartsız sevme. Ey ehli iman! İhtiraslarınızdan ve hüsumetkârane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsin. Acayip bir şey. İhtiras. Ama çok şükür o gelişen hadiseler dahildeki, mabeynimizdeki uhuvveti hem acil etti hem kuvvetlendi. Çok acayip ya. Yani. Ben çok yere gittiğim için çok şükür. Hiç çağrılmayacak yere de çağrıldım yani. Süleymancılar mesela diye. Onların da şeyini çağırdılar. Ne diyorsunuz? Nasıl bakıyor? Diye. Çok şükür ya. Aramızdaki uhuvvet esas hizmete de o. Oh. Evde de öyle. Kavganın sebebi nedir? Sebep değildir. Uhuvvetin gitmesi. Muhabbet gözü kusur görmez. Kusur mu görüyorsun? Muhabbet yok. Onu batıyor mu? Eskiden de vardı zaten. Niye görmüyordu? Muhabbet var. Yeni çıkmadı ki bu. Bir evde muhabbet, uhuvvet hakim olursa kusur gözükmez. Gözükmez kardeşim. Bu böyle. Mesela diyelim ki burada birbirimizi sevdiğimiz için bu arada. Diyelim ki bir kardeşim her zaman ya beni ya birisini sevmese. Ders dinleyemez. İstifade edemez. Bak görüyor musun? Okunur Risale'yi. Nasıl istifade edemez? Hatalı bir adama mutalip bir çare ihtiyar validi ve pederi ve masum çocuklarını ezmek, perişan etmek, tarafgirana adalet etmek, tarafgirliğe ait bu parçayı aldım, şefkatin esasına zıttır. Müslümanlar içinde tarafgirane ceyranlar yüzünden böyle masumlar zulümden kurtulamıyor. Emir daha bir tarafgir. Hakka tarafgir olacak. Yani insanlık tarafında, insanlık dünyasında bir taraf. Müslümanlar tarafı. Müslümanlar içerisinde re yok. Bir taraf. İslam tarafı. Menfi inat zulümdür ve zehirdir. İnadın gözü meleği şeytan görür. Öyle ama değildir. İnat. Görüyor musun? Menfi inat, zulümdür ve zehirdir. Ne yapar bu? İnadın gözü meleği şeytan görür. Yanlışa inat ehli dalaletin hasletidir. Ehli iman da inat ısrar etmez. Yanlışa inat etmez. Yanlışa inat etmiyor. Yanlış inat ehli dalaletin hasletidir. Ehli iman inada ısrar etmez. Başka bir yani. İle böyle külliyata bir gayrimüteşir de almışım. Böyle iki sözler kadar gayrimüteşir var ben. İnatçı efkarı teşviş eder ve güzel şeyleri takdir etmez. İnatçı kişinin fikrini ikide bir değişkenlik olur. İstikamet zor tuttur. Üstad diyor ki münazaratta, cehalet ağanın, cehalet demiş bak ağanın, inat efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, Monsieur Gevezeli'nin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyet. İnat ne yapıyor? Cehalet ağanı. Mesela İmam-ı Gazali der ki, ilim yaptık. Kemal ilim nedir? İlmin kemali nedir? Nereye var bakıyorsunuz? Cahilliğini bilin. O zaman ilim yapmasaydık, daha önceden söyleseydik cahili diyemiyorsun işte. Ben cahilim diyebilmek için ilim gerekli. İlmin kemali, ilim yaptık. Nereye varmak istiyorsun? Cahilliğini bilmek, haddini bilmek, hududunda kalmak. Cahilim. Daha önce söyleseydin diyemezsin işte. Sokağa çık bakalım hiç bir tane böyle murit görür müsün? Herkes şey. Bana tabi olursun. Herkes biliyor. Ben de dahil. Bak cehalet ağanın. Cehalet ağalık yapıyor bize. İnat efendi, garaz beyefendi, bey, intikam paşa, taklit hazretleri, Monsieur Gevezeli'nin inanmadığı şeyle, geveze. Taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyet. Bunlar komple meşveret ortadan kaldırıyor. Bunlar varsa o yerde o cemaatta meşvette olmaz. İnat gıybete sebebiyet verir. Yanlış olmasın ama böyle hemen başla. İnat mecralandırılırsa ifrat ve tefritten azade vasatı çok güzel. Hatta inat etmek.
İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine melek der, rahmeti de okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse libasını değişmiş, onu şeytan zanneder, adavet lanet eder. Ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şey şiddettir. Öyle uyuduklarını zannetmeyin kafirlerin. Öyle düşmanlıkları, inatları var ki şiddettir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. İnsanda bu var. Başka bir yere geçiyorum. Konu değişti şimdi. Kıskançlık hizmetimizde en tehlikeli cihetlerindendir. Kıskançlık. Haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsut hakkında zararı ya azdır veya yok. Mesela ben haset ediyorum buna. Ona bir şey olmuyor ki. O zaten işine bakıyor. Beni mahvediyor. Hasidi yapar. Evvel ahir tavsiyemiz. Şimdi ustad sağ olsa ne derdi diye herkesin hatırına geliyor. Benim geliyor. Ne derdi şimdi ustad sağ olsa? Ustad bunu soracağımız bildiği için başımdan ve sonumdan. Şimdi yanınızda olsa bana derdiniz ki ustadım tavsiyeniz ne? Ben diyor bunu kim ne zaman sorarsa cevabım budur diyor. Neymiş? Evvel ahir tavsiyemiz bir, tesanüdünüzü muhafaza. İki, enaniyetten, benlikten, rekabetten tahafuz. Kendini muhafaza et. Nereden? Enaniyetten, benlikten, rekabetten tahaffuz et kendini, koru. Sonra itidaliden ve ihtiyat. İtidaliden şu, o kadar kalleş gibi bir şey ki, çok zalim. Hangisi? Süt, ocakta. Yarım saat beklersin, yarım saat beklersin. Hadi kaynasın, hadi kaynasın. Tam dönersin, 15-20 dakika olur. Duman etmiş gitmiş oraları. Aynen, itidaliden böyledir arkadaşlar. Yani kalleşçe bir anda ocağı darmadağın ettiği gibi sütün kayraması. İtidaliden olmasa bir anda ne yapacağımız belli olmaz. Ne yapacağı belli değil. O için satıyor ki itidaliden, yani kan hareketinizi hem kontrol edin. Bir de ihtiyat edin. Demek ki birinci vazife ustadımızın tavsiyesi tesanüdünüzü muhafaza edin. Şimdi sevgili canım kardeşim, tesanüt nedir? Nedir abiler? Dayanmak. Başka? Nedir abi? Ha? Birlikte olmak. Bak. Başka abi? Yardımlaşma. Var burada böyle? Senetleşmek. Senetleşmek ne demek? Uhuvvet. Bak tesanüdün kök harfi senetten geliyor. Bir olacağız, bir olacağız. Beraber hareket edeceğiz ama neyin üzerine? İnsan devamlı değişkendir. İkide bir fikrim değişiyor, meylim değişiyor, arzum değişiyor. Sen benim arzuma mı uyacaksın ikide? Moralim bozuk, kürsüye bir çıkıyorum, Cuma'da herkesi cehenneme koyuyor. Cuma vaazı eden insanım ha. Eğer moralim çok iyiyse herkesi cennete koyuyor. Ona sizin cennet ve cehennem benim haletime bağlı. Değişken oluyor insan. Tesanüt senetleşmekten geliyor, protokoldan geliyor. Bir esasla hareket etmek. Nedir o? Laikala. Nerede tesanüt edeceğiz? Nerede senetleşeceğiz? Nerede akitleşeceğiz? Bunu yapmayacağım, bunu yapacağım. Bunu demeyeceğim, diyeceğim, gideceğim, gelmeyeceğim. Yani benim ne yapacağımı ben belirlemiyorum, sen de belirlemiyorsun. Senedimiz var, laikalar. Tesanüt senetleşmektir. Yani açık ifadelere kanaat etmek. Bitti. Demişse demiş. Bir kere onu kendime soracağım. Ben nur talebesiyim. Evet. Ben emredilirse yapacak mıyım? Yapacağım ya. Onu zaten kabul etmiş. Yoksa içeriye girip de niye bozacağım? O zaman girmem yani. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Onun refine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs emmarene ve hevai nefsine adavet et. İslahına çalış. O muzir nefsin hatırı için müminlere adavet etme. İçimizde var ya böyle, içinde böyle timsah yavrusu gibi yiyor ya içimde. Devol. De işte. Ona durmayla. Ona geldi işte bana. Acayip. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Niye adavet et de? Çünkü insanda adavet etmek var. O zaman yönünü ona çevir. Adavet etme denilemez. Çünkü fıtratta var. Yönünü ona çevir. Ne diyor? Ustad yön veriyor. Zındıklar, kafirler çoktur. Onlara adavet et diyor. Kafircıklarımı sev demiyor. Onlara adavet et. Eyle adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki ağlamak ister. Bir şey arıyor ki onunla ağlasın. Sinek kanadı kadar emniyetsiz bir şey ağlamasına bahane olur. Evde de öyle. Bizim sistem psikolojide de öyle. Arkadaşlar arasında da öyle, işlerinde de öyle. Yani en son hani bardağı taşıran damla oluyor ya. Aslında kızmamıza vesile olan en son o olay değil. Onun için bazen
ailevi şeyleri sordukları zaman diyorum bak kardeş, bu vitrini bırak, arkayı söyle bak. Bu vitrini çıkarıyoruz, vitrine çıkarttın. Arkası var, arkası, arkası dolu. İşte burada da ağlamak isteyen çocuk gibi bahane arıyor. Başkası var yani, altı dolu. Hem insansız, bedbin bir adama benzer ki suizan mümkün oldukça hüsnü zannetmez. Bir seyi ile on haseneyi örter. Bu ise seciye-i İslami olan insaf ve hüsnü zan bunu reddeder. İnsafsız, insaf nasıftan geliyor. Hak ve batılın eşit olması, doğru ve yanlış. Hangisi eşit şey olursa ben ona tabi olacağım. İnsaf budur. Yoksa insaf namı altında karar vermiş, meşverete giriyoruz veya bir şey bulacağız. Olmaz. Niye olmaz? Kafamda bir tane olmaz. Ne söylesen söyle. Evde de öyle. Karar verdi mi? Git. Değil böyle. Suizan elinden geldiği kadar suizan ediyor. Hüsnü zan mı? Mümkün değil. Evet, suizan etmeyeceğiz ama suizana da vesile olmayacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam misal verdim dün. Gece o zaman sokak laması yok. Ayşe validemiz de siyah giymiş. Gece giderken bir kısım sahabeye denk geliyor. Selamlaşıyorlar sahabeyle. Geçtikten sonra Allah Resulü ya 1400 sene önce şu psikoloğa bak ya. Psikiyatriste bak. Yani nasıl insanı tahlil ediyor o anda? Çok tuhaf ya. Diyor ki Ayşe validemiz sen burada dur. Hemen sahabeyi durduruyor. Ya falan durun diyor. Buyur ya Resulallah. Bu diyor yanımdaki diyor. Helalim olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir. Estağfurullah ya Resulallah. Sana suizan mı edecektim? Yani gece gecen bir kadın. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki acayip bir söz ya. Böyle bir psikoloji olarak düşünün. Müslüman, bak Müslüman odur ki suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Tamam sizin vazifeniz suizan etmemek. Benim vazifem de ona sebebiyet vermemek. Tamam da niye ben sana suizana vesile ol? O da var. Biz muhabbet fedaileriz. Hüsüme tevaktimiz yok. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Onun sendeki aktifliğidir. Aktif olursa bütün kainatta bir arkadaşlık, kardeşlik, marifen olur. Bak muhabbet kainatın bir sebebi vücududur. Allah kainatı niye yarattı? Muhabbetinden dolayı. Bir sebebi. Diyebilir misin ki birisine beni niye seviyorsun? Sana ne? Seviyor işte. Kainatı niye yarattı? Muhabbetinden. Niye muhabbet etti? Sana ne yani? Demek ki kainatın yaratılmasının bir sebebi muhabbettir. Hem muhabbet şu kainatın rabıtasıdır, birbirine bağlayandır. Hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. Mesela kimyacılar bilir. Proton etrafında elektronlar var. Her bir atom diş halkası 8'i tamamlamak ister. 2 ise 6 ile beraber olmak ister. Değil mi öyle? Böyle. 7 ise onunla değil onu almak ister. Evlenmek ister. Böyle anlatıldı. Şimdi kainatı da birbirine bağlayan rabıta diyor. Kainatın rabıtası muhabbet. Atomda da var. Sonra şu kainatın nurudur. Yani nuru şu. Güneşten ziya gelir. Işık gelmez. Foton deniliyor. O maddeye çarptığı zaman ısı, ışık, renk nur olarak ortaya çıkar. Işık çıkar yani. Aslında güneşten ışık çıkmıyor. Ziya çıkar. Onun için Cenab-ı Hak Barla'da ayet geçiyor. Barla'da bu ayet. Ve şemse ziya ve kamera nura. Ziyayı şemse, nuru kamera nispet ediyor. Şemse ziya ve kamera nura diyor. Güneşten ziya gelir. Ziya bir pakettir. Renkler var, ısı var, ütrobiyal dalgası var, dalgalar var. Nur var. Yani dışa vuruşudur. Mesela gider aya vurur onu, aydan nur olur. Kendisi ziya, ışık. Şimdi diyor ki muhabbet şu kainatın nurudur diyor. Nuru. Allah'ın muhabbetinin dışa vuruşu. Onun için anlattım. Sonra muhabbet kainatın hayatıdır. Hayatın hayatıdır. Birkaç şekilde söylüyor usta. Hayatın hayatına iman diyor. Hayatın hayatına da muhabbet diyor. Muhabbet. Ha, burada. Hayatın hem hayatıdır. Muhabbet. Benim mezhebim muhabbete muhabbet etmektir. Hüsmete hüsmet etmektir. Yani dünyada en sevdiğim şey muhabbet. Ve en darıldığım şey de hüsmet ve adavet. Ama adam karşına adavet ediyor. Ahmaklık da yok. O zaman adavete de adavet lazım. Başka, bir cani yüzünden çok masumları ihtiva eden bir gemi batırılmaz. Bir cani sıfat yüzünden çok efsaf-ı masumeyi muhtevi bir mümine adavet edilmez. Yani mesela bizde seçtim de en çok uygulanmayan bir mevzu. Bir sıfat mı gördün? Hemen atıyoruz. Evde uygula. Sen zaten hep böylesin diyor. Diyoruz. Yani.
bir sıfat, cami sıfatı yüzünden ne kadar masum sıfatlar var, onlar yok oluyor. Sabredemiyoruz yani. Bu derslerin için yapılıyor. Su yumuşaktır. Kayaya, dağlara, vura vura oyuyor ya. Bu dersler yapıla yapıla, duya duya. Bu sefer meleke sahibi olur. Çoğunlukla haftada bir ders olduğu için laika dersleri pek olmuyor. Eski de şöyleydi, benim emsallerim bilir, yaşlı abilerim bilir, burada var. İmani ders olur diye bilirsin. Sonra laika olurdu, sonra mudafa olur. Öyle eski öyleydi. Hatırlarsınız eskiden. İlk önce imani ders olurdu, sonra laika olurdu, sonra mudafa olurdu. Sonra nasıl olduysa ilk imani ders oldu, sonra hatıraya döndü. Hatıra öyle gitti. İki tanesi kaldı. Şimdi kaldı hatıra, o da kalmadığı için imani ders oluyor, kapatıyoruz defteri, dükkanı kapatıyoruz. Laikalardan, pek laikada olmuyor. Onun için gittiğim yerlerde laikalardan seçiyorum. Bu laika mektupları. Bak bir cani yüzünden çok masumlar ihtiva eden bir gemi batırılmaz cani yüzünden. Bir cani sıfatından da bu kadar güzel sıfatlar mümine davet edilmez. Birisinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Şimdi bununla alakalı bir psikoloji anlatacağım şimdi. Kardeşi de olsa, aşireti de, taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz. Piyasada bana ulaşanlardan söylüyorum, yazılardan, yanıma gelenlerden. Abi ben kurban keseceğim. Ne yapacaksın ne kurbanı? Dedemin adağı varmış da nereden biliyorsun? Öyle dedi. Ne dedi? Dede adak etmiştir. Nereden biliyorsun? Mezarda. Dedenin, anneannenin hatasını toruna çıkartıyor. Toruna çıkartıyorlar ya. Hikaye anlatmıyorum. Allah Allah. Ahkam çıkartıyorlar hediyalar. Ona peki ne işime yarıyor? Bunu niye söylüyorum? Böyle nailere düştüğünüz zaman psikolojiniz bozuluyor. Hadi sen diredin ha. Çoluk çocuğun, eşin, bakın, ana. Takılıyor bunların videoları. Bunlara takılıyor. Efendim adak varmış. Acayip bir şey yani. Dedesinin suçunu torununa yüklüyor. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَوْ خُلَى bu ayet. Birisinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Ya dedem adak yapmışsa bana ne ya, bana vasiyet mi etti? Nereden bileceğim ya, sana kalp mi açıldı ya? Niye böyle üslupla kullanıyorum? Kardeşim çok Müslüman kardeşimi perişan etmiş bu psikoloji ya. Koca dana kesen mi dersin bilmem şey yapanı. Dedem şey yapmış, dedemin günahını çekiyorum diyor. Psikolojisi bozulunca. Ulan ben zaten kendi psikolojimi kaldıramadım da. Bir de dedemin psikolojisini nasıl kaldırayım ya? Dedem zulmetmiş. Anadolu'ya atasözü var, onu kullanıyorlar. Dedesi erikken torununun dişi kamaşı. O bilinen haramda kardeşim. Baba dedim senin vefat etmeden borcun var mıydı? Bir yere bir şey vermiş, şey yapmış mıydın? Ha, malı, mülkü miras kaldığı gibi borcu da miras kalıyor. Bilinen o ya. Ama onun günahı hiç kimseye borç kalmaz kardeşim. Ha? Sen, yani ben bunu ses kaydı da yaptım, gönderdim ama kim dinler yalova karmen? Sen bilirsin ya. Kardeşim, alet olmayın. Sıkıntılarınıza bakın, ölçüler getirilmiş Risale'den. Bilmiyorsanız bilen kardeşleriniz çıkarımlar yapmış. Bak gece sıkıntın ayrıysa, gündüz ayrıysa mana ayrıdır. Girin 13 dakika, 15 dakikalık ders var. Gece sıkıntın oluyorsa, yatamıyorsun, vesvese, vehim ve takıntı oluyorsa, gündüz farklıysa, bu tıbbi değil bu. Tıpta olmaz bu yöntem. Gündüz farklı, gece farklıysa ayrıdır. Sen Risale'yi yazmayı yazıcı kardeşlere, okumayı da okuyuculara, dinlemeyi de kendin askılarsan tabii ki sıkıntı olur. Yazıcılara verdik yazmayı. Ustak diyor ki, öyle bilsin değil mi? Kardeşim Risale-i Nur yaz ya. Bak ben bunlar uğraştım çıkarttım. Ben çıkarttım, bir şey yaptım. Niye peki kağıda döktüm? Kaç tane kitabını patla patla açacaktım? Zaman olacak. Ama sarı kitap yani beyaz kitaptan okuyunca sıkıntı oluyor. Bak kardeşim yazıyor. Ben yazdım biliyorsunuz. 30 küsur tane defterim var. Tabii bu kitap önüme koyup okumursam daha güzel psikoloji olur. Daha güzel olur ama çok farklı kitaplardan topladığım için yetişemem ya. Ama bunu açsam en doğrusu da bu. Oradan açsam, okusam en güzeli bu. Şimdi kardeşim bir insanın bak İstanbul plakası kaç? 34. Emirdağ 1, 34. sayfayı unutmamanız için söyledim. 34. sayfada okunduğu zaman vehim ve vesvese gelmeyen kitap. Nedir o? Hizbul Kur'an. Sıkıntın mı var kardeşim? Bak, içinde ateş mi var? Ateş. Hizbul Kur'an oku. Hizbul. Takıntın var ikide bir düşünce. Risale'yi yazarak oku. Tamam mı? Yani birkaç hafta git.
gel oluyorsa doktora. Gece sıkıntı oluyor, gündüz olmuyorsa gece sen rahatsız ediliyorsun. Seni rahatsız ediyorlar. Çünkü gece cinlerin, gündüz insanların bazı şeylerin açılmış. Tuvalet şeyde, banyoda işemişsin. Tuvalette cep telefonla oynamışsın. Özel şeylerini banyoda göndermişsen, banyoda yaptığın yerde işemişsen vesaire sıkıntı olur. Ama herkeste mutlaka olmaz da. Bak bu kadar basit. Gece onların, gündüz bizim. Gece sıkıntı oluyorsa demek ki Hizbul Kur'an'ı bol bol okuyacaksın. Bak Hizbul Kur'an okuyor. Kur'an'ı da okuyorum. Haftada birkaç derse gidiyorum. Takıntın varsa ise bu şeyi götürür. Kur'an okuma, Hizbul Kur'an. İçindeki ateşi götürür. Ateşi. Takıntın varsa düşüncede kurtulamıyorum. Mutlaka Risale'yi yazarak oku. Gene oluyorsa doktora git kardeş. Korkma doktora gitme. Ayağın kırılsa ortopedide. Baston verse senin şahsiyetin gider mi? Baston gibi dil ilaç ya. Baş ağrısını aspirin içtiğin gibi. Bazıları diyor valla ben gidersem deli derler. Ne delisi ya? Gitmemeye deli denilir ya. İslamiyet'in pek çok kanunu esasisinden birisi وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةُ مِزْرَ اُخْرَى ayeti kerimesinin hakikatidir ki birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz. Oluyor bak. Ve Nur talebesi bunu okuyor. Gidiyor bu tür kişilerin önüne, tuzağa düşüyor. Ne işi var senin kardeşim? Risale sana çağrı değil mi ya? Abi sihir ve büyü var. Asay-ı Musa bütün sihir ve büyüleri iptal ediyor diyor. 754-756 şualarda. Aynı böyle geçiyor. Bak açın görün. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. Oku kardeşim. Oku ama yazarak oku. Bak ne oldu. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir deme hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir deme hakkın yoktur. Mektuba. Şimdi sözlerden okuyorum. Ey talibi hakikat, madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazen hak ehaktan ehaktır, hem de olur hasen, ah senden hasen. Şimdi kardeşim doğru tek değil ki. Ben şimdi dayatsam, böyle anlayacaksınız. Bunu böyle anlayacaksın. Bu budur. Ya zulüm değil mi ya hakikata? Bir sürü meratip var ya. Yani eşyanın değil, atomun ve mürekkebatı ve zerratı adedince hakikat var. Esmanın meseleleri var. Hakikat değil ki. Şimdi bu kaç kat? Beşinci kat diyelim. Ama bir adam böyle baksa aşağı doğru. Aynı adam beşinci kattan bu tarafa baksa. Gördükleri farklıdır. Birinci kattan, ikinci kattan. Ya bu Risale'deki bakış hangisinde eşit olur? Yani değişmez. Ya, yapma, de, deme. Orada farklı anlayış olmaz. Mesela gazete girmemeli kardeş. Siyaset konuşmamalı kardeş. Bu sari ifade. Kastam 38. Yap, yapma, de, demeler. Kur'an'da da öyle. Emirlerde iştihat girmez. O da iştihat giren %10'dur. %90'ına girmez diyor. Ustad diyor değil mi? Ha, Risale-i Nur'da da öyle. Açık ifadelerde Nur talebesi açıklarla kadar. Menfi hareket yapmazlar. Ha, bunlarda anlayış farklılığı olmaz. Ama hakikatin anlaşılmasında, manaların anlaşılmasında ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veya güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf dosturunu rehber etmek. Onun geçenlerde bir şey yayılıyor ya. Üstad Hazretleri Süleyman Efendi Hazretleri'ne bir şey söylemiş. Var ya böyle güzel. Yani o diyor, görmedim ama diyor, ben dua ediyorum. O da öyle dedi yani. Demiş ki, onu gayrimüteşir Emirdağ'dan çıkar. Ben de orada gördüm. Üstad da diyor ki, ben onun ve talebelerine dua ediyorum. O da diyor ki, eğer diyor, beni takip eden arkadaşlarım ve talebelerim, Said Nursi ve talebelerini ihtilaf ederse iki elim onların ruzu maşrede yakalarında olur. Süleyman Efendi Hazretleri. Ya böyle iken böyle. Ya niye böyle çarpıcı bir misal yapıyorum? Hem toplumda bazı sıkıntılar gidersin hem de Risale'de geçen bir misaldir bunlar. Bizim böyle bir mesleğimiz, böyle bir şeyimiz yok. Hele hele, şimdi geliyorum içeriye. Farklı anlayışlara zenginlik kattığını bildiğimiz halde tek boyutlu niye iddia ediyoruz ya? İlle böyle anlayacağız. Acayip bir şey ya. Kamil insan kimdir kamil insan? Kamil insan her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmayan farklılıkları kendisine
zenginlik kattığına inanan insandır, kamil insan. Farklılıklar kendisine zenginlik katıyor, ona inanıyor. Bu budur değil ya. Allah şeriatını değiştirmiş ya, kitabını değiştirmiş. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun, fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur, aksın amel yapar. Her söylediğin hak olmalı. Risale-i Nur'un bir kerametidir ki ata et aslana ot atmaz. Belki ata ot aslana et atar ki o aslan hocaya İhlas Risalesini ver. Başka? Hakkın hatırını kırmayacağım da var. Hakikati söyleyeceğim. Zira hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun. Böyle vecizelerden, kısa olanlardan seçeyim, farklılıklar da bakayım. Abi bu minvalde bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Öyle abi, Amerika'da. Abi bu az önce dediniz ya, takıntısı olanlar hiç olmazsa en son hastaneye gitsin. Hastaneye de bence gitmesin. Çünkü abi bu Freud'un sapkın düşünceleriyle şekillendirilen psikoloji ilmine göre psikiyatristlerin söyleyecekleriyle iyice bozulurlar. Dipsiz kuyuya giderler. Nefusu alem, nefusu sözlüktekilere göre, yani seleden çıkardıklarımıza göre tekrar güncellenmezse psikoloji ilmi, orada öğrenen öğrencilerin de psikolojisi bozulur. Şimdi kızını götürmüş doktora bir Nurcu. Yeni bugün biraz da sinirlendim. Aynı Mehmet'in söylediği gibi Amerika'da kardeşim. Öyle cahil adam değil yani, üniversite hocası. Şimdi bilerek konuşuyor. Götürmüş, sıkıntısı var. Babası diyor ki sen bunu okula göndermedin mi diyor. Yok dedi. Sen dedi ki bu dedi hasta değil, sen hastasın diyor. Evet şey yapmışsın, dışarı salacaktın diyor. Yani ama Freud'un işte yetiştirdi doktor. Mesela Freud ve Jung'un ortaya koyduğu yöntemle tabii tedavi, ama girmek istemiyorum. Şehvet üzerine kurmuş. Aşırı istek. İnsanın psikolojisini düzeltti. Ustada bak, aklın, biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz, dersi de biliyorsunuz. Aklın haritasına bakın ya. 173 tane ders olmuş. Her ders 3 saat. Hep külliyattan ha. Bir tane kelime göremezsin hariç. Zaten yürüyemezsin. Yani şu aklın haritası. Ustad bak neler çıkart. Ne yapayım Mehmet? Yani bu olmuyorsa bana git diyeceğim. Aslında sohbeti, ihvan, tilaveti, Kur'an, münacat-ı Rahman var. Bunlar da yetmiyorsa bir git derse, sohbet, müzakereye katıl. Onlar şimdi yeri değil demek istemiyorum. Onlar bizim sesli kayıtlarda var. Yani Kur'an okudun, göğsündeki ateş gider. Takıntın da şey yapar. Yok gitmedi. Git kardeşim, güzel böyle dostlarınla sohbeti. Sohbeti ihvan, sohbeti. Sohbet ne demek biliyor musun? Sohbet sahabe ehli ya, sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi sohbet ehli. Sohbet şu demek, kendisini ikram etmek. Mesela ben sohbet yapıyorum, nesil oluyorum ben. Kendimi ikram ediyorum. Kendini ikram etmek demektir sohbet. Şimdi bu vecizeler çok, ben şurada çıkarımlardan biraz şey yapayım ki bak atlıyorum. Sonra. Yani evet. Harika. Allah razı olsun. Yani oraya çıktım. Şimdi metni yaz böyle. Kırmızı kalemle metni yaz. Sonra tarih koy. Defterin olsun. Burcunun defteri olsun. Oradaki çıkanını yaz. Alimine neler düştü? Tarih de koy. Ya kardeşim ben sizin 10 katın sıkıntınızı çektim. Ustad hepimizden 100 katı sıkıntı çektim. Bugün diyor dini müsaade etseydi diyor. Sait iki yerde soruyor. Sait bugün inkar edip toprak olmuş. Demiyor. Nasıl bir sıkıntı çekmiş? Ya bildiğin gibi değildi ya. O kadar sıkıntı değil. Mesela 6 ay 98'de bir şey anlatmak istiyorum. Dağda kaldım ya. Faili meçhul cinayetler oluyorlar ya, asit kuyularına, büyük kıyma fabrikalarında kıyma şeyini adamı koyup adamın kıymasını domuz çiftliğine ve denizlere atıldığı 98 asit kuyuları. Var ya Beykoz'da bir abi çiviyle canlı çaktıklarında. İzzettin Hoca. Ozan Sungur abi dedi bana. Hemen ne yaptık? Dağa gitti. Ya neler dağda otların içine, ağaç kovuklarına kaldığı kapısalar, ondan önce işkenceler, bir sürü neler gördüm. Niçin bunu söylüyorsun ya? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Ya ben sizden 10 kat sıkıntı çekmişim. Nasıl aşmışım? Ya Risale-i Nur'un derslerini okuyarak tefekkür edin. Tefekkürden daha keskin ilaç görmedim. Vallahi görmedim.
Tefekkür beni benden ediyor. Bedenden çıkartıyor. Bazen karıştırıyorum, biliyor musun burası mıdır diye. Ciddi diyorum yani. Bu burası mıdır diye karıştırıyorum. Bakıyorum bir şey okuyorum. Allah Allah ya. Çok tuhaf, böyle sallanıyor, bir bakıyorsun başka şeyler. Yani İsa Ali Nur da böyle terbiye ediyor ya. Yani Allah dert veriyor ama derman da veriyor. Yani şualarda geçiyor. He vallahi ya. Asla ben içmem lazım 10 tane ilaç. Ya kardeşim kaç tane, gelene kaç tane diyor. Ya kardeşim kapat şimdi artık. Saat 2-13 geçe aranır mı gece gün? Niye arıyorsun ki? Abi iyiyim de acaba gene kötü olur muyum diye sormak için. Ha, bu saatte onun için mi aradın? Ben de zannettim ki Mokta bir cinfasinhanede bir atası var da. Ya kardeşim, Mehmet kardeşim. Risale-i Nur'un o sıkıntısı mı var? 13. şuayı Allah aşkına o cümleyi yaz, çıkarımlarını yaz. 13. şua psikoloji tedavidir. 400 küsür 500 tane psikoloji dersi oradan çıkarttım. 13. şua, 13. lema. 13. şua. Bak bakalım. 13-14. şua. Bak ne kadar hoş şeyler var. Bir bak ya, hele 500. sayfaya aç. Şualarda canım sıkıldı. 500 aç. Ben kendi örneğim, hayatımdan örnek verdim ya. Sungur abi çağırdı beni. Türkiye'yi terk et dedi. Bak Hasan kardeşim. Aldı tamam mı? Hop. Türkiye değil. Gürcistan'a gideceğim yerde. Dağda. Ya peki ne yaptım? Yaşanır mı peki kardeşim? Bir Nurcu kardeşim ağaçlara peynir takardı, ekmek takardı. Belli yerde. Cep telefonunda yok. Öylelikle atlattı vesaire. Ne yapıyordum? Ama mutlaka şu ağlar cebimde. Ya Kastamonu vardı ya şu ağlar. Belirli yere bir kitap koyarlardı. İşte 2 hafta sonra onu değiştirirler. Kolay değil be kardeşim. Bunlar şeyi demek istiyorum. Kardeşim ben nasıl açtım? Risale okuyarak. 13. şua. Aklınızda kalsın. 13. şua. Vesvese için 13. lema. İmam-ı Şafii demiş ki, Kur'an gelmemiş olsa haşa. Sırf bel as gelse istikamet için kafiydi. İnsanın yapılandırması, içinde şifreler dolu. İstikameti bulmak adına diyor, ben asresi kafiydi. Ben acizane diyorum ki külliyat olmasaydı, vallahi kanımı söylüyorum, 40 küsur 50 senelik Risale-i Nur'la tetibatımla söylüyorum. 13. lema olsaydı kafiydi istikamet için. 13. Hem insanı tanımlıyor, insanı tarif ediyor, alemi tarif ediyor. Alemdeki zıtları söylüyor, zıttının temsilcisini söylüyor, yöntemini söylüyor. Güçlü yönlerini söylüyor, zayıf yönlerini söylüyor, senin güçlü yönlerini söylüyor. Tabii ki o okumasan bu toplumda sıkıntı olmaz olur mu? Ya kızından, ya oğlundan, ya ondan geliyor bir şey. Hele hele haberlere giriyorsanız, YouTube'lara giriyorsanız hiç şansın yok zaten. Çöp tenekesi gibi olur. Yani içeriye giren, suyu içtim ben. Dışarıda sudur, içeride su değil ki artık. Enerjidir. Mesela bu mide, bağırsak, karaciğerden sonra ne olur? Enerji olur. Kulaktan giriyor, gözden de giriyor. Girdikten sonra artık resim değil ki. Resimin enerjisi var artık. O filmi çeviren kimse, kadın erkek, onun psikolojisi, cinsel cini varsa, psikolojisi bozuksa, o kopyala yapıştır giriyor. Ama bir şekilde senden çıkacak o. Bazen bir yatamadığın zaman, yatamadın değil mi dün akşam? 5 sene önceki seyrettiğim filmin dişe vuruşuydu o. Vuruyor bir tarafında. Vurmaz olur mu ya? Yani bu içeriye, bu cansız. İçeriye girdiği zaman su mudur artık? Karaciğerde artık oraya kadar 1 derece suya benziyor. Kandan taşın, ondan sonra enerji. Niye? Hiçbir şey değil. Enerji. Saç olacak, kirpik olacak, tırnak olacak, enerji olacak, ses olacak, ne olacak ondan sonra? Şimdi Risale-i Nur da kulaktan girdi. Girdikten sonra artık bu ses değil ki. Lafız da değil. Muhabbet yazısını düşünün, muhabbet. Ses yazıya benziyor mu? Bak ses ve muhabbet birbirine benzemiyor ki yazıya. Mana da kelama benzemiyor. İçeriye girdi mi artık manası aktif. Yani birbirinizi gördüğümüz zaman rahatlamıyor. Bir de manayı düşün. Şimdi cid cümlelerden biraz okuyayım. Vazife-i ilahiye karışmamak, kemiyeti değil keyfiyeti esas almak, şahs-ı manevi esas almak, müsbet hareket etmek, az, fark, şefkat, tefekkür mesleğinde ilerlemek. Bunda ne dayanabilir? En keskin silah tefekkür. Çıkıyordu mesela, otların içinde yaşıyorsun da böyle ya, gece işte. Nerede konaklayın değil mi? Yerde işliyorsun. Bir tefekkür ediyorsun, o ottan çıktın, dağdan çıktın. Ya o zaman ki mutluluğu, huzuru şimdi bulamıyorum ki. Güya birisinin adına, ya Allah adına bana. Yani ne kadar hoş oluyor ya.
Yani ben kız kaçırmadım, para şey yapmadık değil mi böyle? Ama Allah adına olunca kural benim. Allah ya. Allah devlet olunca tuhaf oluyor. Değil mi? Çok hoş oluyor. Konuşuyorsun böyle. Şükrü mutlak, şefki mutlak, sadakat ve sebat ve metanet, taayyünle zünnetlemek, fazilet vuruşluk yapmamak, öyle böyle çıkıp da böyle tuhaf tuhaf ki Nur talebelerinde çok şükür yok ya. Ben üstü zannetmiyorum böyle. Hazm-ı nefs ve hissiyata feda etmek. Yani hazmetmek bu lazım çok. Evde de öyle. Evde arkadaşlar hak yok. Evde adalet yok. Evde hukuk mukuk yok. Ne olacak? Şefkat olacak. Af olacak. Lütuf olacak. Hakkında vazgeç. Hakmak olur mu? Tamam küçük bir hakkını aldım. Alırken bak ortalık ne oldu? Hiç gerek. Orada şefkat var. Af var. Muhabbet var. Görme. Bir gözün kör olsun. Bir kulağın da sağır olsun. Bir kafanın yarısı çalışmasın. Her şey düzelir. Şairi muhafaza etmek. Kur'an hükümlerini aşmamak ve taşmamak. Zarreti diniyi muhafaza etmek. Dini dünyaya alet etmemek. Muarızlara mukabeli bir misil yapmamak. İlmi hazmetmek, lisan hali konuşturmak. Kur'an yazısını muhafaza etmek. Yazıcılara bırakmamak. Bırakıyoruz onları. Lisanı yazmayı. O onlara ait. Ne onlara ait? 30-40 tane defterim var benim. Sen yazacaksın. Şairi taluk eden sünnetler şahsı farzlardan daha emniyetlidir. Ve hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyet. Çok acayip. Mesela şahsı farz gusül almak. Gusül almak. Ama şairi bir çarşaflı çıksa bir kadın. Tarçı de söyledi. 20 bazdan daha fesili var bir şahsı farzlardan. Şairlerin kırılması vicdan-ı umumi bozar. Süfyan'ın en büyük özelliği nedir? Şairi bozar. Şair İslam. Şair arkadaşlar şey, İslam'ı gösteren örf, anane ve gelenek ve kültür. Şair İslamiye'nin ihyasında riya olamaz. Takkeli dolaşıyorsun, cübbeli falan. Aa adam şey için, sünnetlerin ihyasında hele böyle zamanlarda sen de yap da göreyim. Ya. Şey için dolaşıyor. Gelecek zatın ikinci vazifesi şair İslam'ı ihya etmesi olacak. Ustattan sonra gelecek Mehdi, siyasi Mehdi. Şair-i İslamiye ihya etmesi olacak. İman hayat, şeriat. Deccal şair-i İslami'yi tahrip eder. Talim-i nazariyattan ziyade teskir-i müselemata ihtiyaç var. Yani esasatı söylemek, detaylarda boğdurmamak. Zaruriyat-i diniyede ihtiyat olamaz, tevil yapılamaz. Mesela ve hakkı müselemat-ı zeka, zekat verin, namaz kılın, tevil edilir mi? İhtiyat olur mu? Olmaz. Risalelerde de öyle. Açık emirlerde tevil olmaz. Meşverete de sunulmaz. Dershane mi açalım, yurt mu açalım? Üstad demiş ki, her yerde bir küçük medrese nuriye açılsın. Bit. Dedi mi dedim? Bit. Ha yurt açılmaz değil. Ama bizim vazife birinci derecede bu. Meşret edelim mi? Dersten sonra siyaset konuşalım. Mesela şu anda uyku gibi mod var. Hemen modu değiştireyim. Siyasete girelim. Fal taşı gibi gözlerimiz açılır. Açılır dedim. Bugün Ankara'da ne oldu biliyor musunuz? Desem ya ne oldu ya? Bilmiyorum ki ne oldu. Hubbucağı terk etmek. Hissiyafı yerinde kullanmamak. Mesela insanın en zayıf damarı, korona için söyleyeyim bunu. İnsanın en zayıf damarı 6 tanedir. Nerede geçiyor? Hucumat-ı sitte'de. Hucumat-ı sitte'de insanın en zayıf damarı. Adamlar bunu biliyorlar. Yani bizden iyi biliyor. Birinci madde nedir? Birinci madde. Hubbucağı. Ne demek? İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbaniye'de diyor ki ahlak-ı seyyi adına ahlaktan çıkan kalpten diyor en son çıkan kötü huy hubucağı. Baş olma sevdası. İkinci nedir arkadaşlar ikinci? En son çıkan oymuş. Baş olma. İkinci zor çıkan neymiş? Haf, korku. İşte koronada onu tuttular. La adamlar gemiye binmiş. Zengin adam ya. Bildiğim var yani bozum. Ailece çıktık diyor. Hiçbir şey yok. Test yapılmış. Çıkmış. Kumaya aldık diyor. Bir ay çıkmayacağız. Sonra nasıl olduysa 11 gün sonra hepimiz koronalı geldik diyor. Nasıl oldu bu? Korku. Korona herkese ulaşmadı ama korku kardeşim. İlk böyle dalga. Hatırlıyor musunuz ya? Aman! Herkes herkesten. Elini sürdün tamam şey yaptın. İstanbul'a hava mı verdin? Tamam hava almayacağım. Gibiydi değil mi? O günden beri hatırlıyor musunuz? İlk günden beri yapmayın korkunuzu şey. Korkmayacak mıyız? Ustad diyor ki 5 ve 6 ihtimal varsa ölüm ihtimali o zaman korku caiz olur. Şu anda koronadan ölüm ihtimali yüzde kaçtır? %2 mi? Değil.
%0.3'tür. Bilerek söylüyorum. Yani ölüm sana isabet etmesi, ölümle olması %0.3. Yani istatistik bu. Peki 4 veya 5 ihtimal diyor. 5-6 demiyor korkuda. 4 veya 5 ihtimal ne yapar? %20. Şimdi koronada ölme ihtimali %20 mi? Niye o kadar panik yapıyor? Tamam, tedbir almamak değil bu. Ustad 2 tane revolver, yani 14'lü yapmış. Emirdağ 1, 14. sayfada 14'lüden bahsediyor. 14 hem de 2 tane. Bak tedbir aldı. Bak, tedbir alıyorsun koronadan. Ama kardeşim hayatını cehenneme çevirme ya. Ne en son odudu nedir koronanın? Ölüm. Zaten onu bekliyordum. Teris olacak. Ta o kadar ya. Felsefeci ne güzel demiş. Ölüm gelmeden önce ölümden korkmayın çünkü kendisi yok diyor. Öldükten sonra da zaten korkmana gerek yok. Zaten korkamayacaksın, ölmüşsün. Öldükten sonra ölüm korkusu olur. Öldün zaten. Ölmeden önce de yok. Şimdi kardeşim korku ikinci. Üçüncü en zayıf damar nedir? Tamah. Doymam. 4. Menfi milliyetçilik. 5. Enaniyet. Enaniyet. 6. Tembellik ve yani ders mi olacakmış? Bu dershane fatura mı yatırılacakmış? Ders mi süpürülecek? Birisine bir şey mi anlatılacak? Yapan olur. Diyen olur. Tamam, cennette de öyle olur. Yapan eder zaten. Sen otur orada. Ha nedir o? Tembellik. Vazifeyi yapmamak. Memursan İslam'a, Kur'an'a düşmanlık ne yapalım? Emir kuluyuz diyemezsin. Üstad Hazretleri devlet memurluğuna iki şekilde cevaz vermiş. Barla'da ben kitapta konuşuyorum. Hulusi abi albaydı. Sormuş memurluğuma ne diyorsun demiş. İki şartla cevaz vermiş. Hatırlayan var mı? Vardır mutlaka. Birincisi nedir Zafer? Evet, minnet ve zillet. Yani orada memurluk yaparken namazını, şahsiyetini ortadan kaldırıyorsa din namaz yok ya. Öğlen yok, ikindi yok, bilmem ne yok. Yani ikinci şart İslam'a ve Kur'an'a vesile yapabileceksen. Minnet ve zillet yani. Bunu ihsa ediyorum. Birincisi ubudiyetini ortadan kaldırmayacak. İkincisi de İslam'a vesile yapacaksın. En azından düşmanlı olma yani. Ettirme orada o. Kardeşim hayatını, korkuyu Allah şey için vermiş. Hayatını öyle koru ki paldır küldür kenarlarda, binaların kenarlarında, çatılarda zehirler içme. Her söylenilene kulak asma, her eline verilen ilaç içme. Korkuyu Allah bunun için vermiş. Hayatını muhafaza et. Yoksa var olan hayatını zehir et diye vermemiştir. Hatırladınız değil mi? Sonra tamah göstermemek, menfi milliyetçilik yapmamak, terk-i enaniyet, tembellik ve temperverlik. Başka birkaç tane de okuyayım. Saatim geldi. Oho çok oldu bile. Şu maddeleri okuyayım tamam. Risale-i Nur'a kanaat etmek, Risale-i Nur'u perde olmamak, riya ve şöhret ve teveccüh-i nası terk etmek, meşveret ve şurayla hareket etmek, hasenatı şahsında toplamamak, hadisata kader cihetiyle bakmak, Nur talebeleri bakar, hikmetleri illetlere tercih etmek, hikmet var ama demiş Risale, fedakarlık ve vakf hayat Risale-i Nur'da esastır. Varsa çoluk çocuğunuzdan bir tane vakf hayat çıkarın, verin, feda edin. Çocuğum mühendis olacak, paşa olacak, tıba gidecek. Alim olacak diye demiyorsun çocuğa. Hedef göster. Benim çocuk alim olacak, hafız olacak. Dar ve geniş daire ayrıdır. Hizmetleri de ayrıdır Risale'de. Dershane hizmetleri esastır. Ferdi hareket etmemek, tezellüle düşmemek, takdim etmemek, şer ve izah, tanzim, tertip ve neşir vazifesini de sende de olduğunu unutma, ustad vermiş. Şer, izah, tanzim, tertip ve neşir vazifesi. Kastamonu 54. Alibet, mabeti esastır. Bu kadar. Hakkınızı helal edin. 45-10 dakika geciktirdim. Vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temassalavat.